hoş geldin diyeceğim ama halin pek de hoş değil. Sanki seninki hoş. Baksana suratın limon satıyor. Ne yapayım oğlum? Evde olaylarda durak bilmiyor ki. Ne oldu? Serap ortada yok. Nasıl ya? O basın açıklamasını yaptıktan sonra eşyalarını toplayıp gitmiş. 3 gündür de haber alamıyorlarmış. Mürvet abla da buraları terk edecekmiş ama Faruk Bey izin vermemiş. Kendisi de çıkıp gitti. Herhalde Serap'a bununla gitmiştir. Biliyor musun? Ama kelimelerle değil. Sen neye inanmak istediysen ona inanmışsın. Ben seni terk ederken de söylemiştim. Bir daha sana asla geri dönmem demiştim Cem. Canım ne kusurum. Pilates'e gidiyordum, arabanı gördüm. Bir uğramak istedim yanına. Sanırım sen de çıkıyorsun. Aynen çıkıyorum. İyi misin? Nisan. Neden merak ettiğini anlıyorum. Ama sana söyledim öyle bir şey yok. Merak etme. Tamam. Sen öyle diyorsan. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Serdar. Çıkabiliriz. Tamam, ben arabayı alayım geleyim o zaman. Tamam, sağ ol. Cem. Ben her zaman senin yanındayım. Hep. Ah be kıvırcık. Müsaade var mı?
Gel. Çay var. İstersen al. Sağ ol. Aklım Serap'ta. Çay içecek halim mi var? Kız büyütmek kolay değil. Bak, gitti benimki Faruk Bey'e aşık oldu. Adı çıktı. Şimdi senin oğlanın da mı adı çıkacak Hayriş? Sen ne diyorsun ya? Sen ne demek istiyorsun? Cemre Nisan'ı diyorum. Demin el ele göz göze arabaya bindiler gittiler. Göya Faruk Bey kızını emanet ediyor oğluna. Hürvet, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Tabii. Kızının yediği hakları örtmek için ona buna saldırıyorsun değil mi? Kızım, insanda biraz edep olur be, edep. Çık git mutfağından. Çık, elimden bir kaza çıkacak. Bak, lafına bile tahammül edemedin Hayri'ye. Ya gerçekse, ya Cemren Nisan olursa. Yeter. Senin bu zırvalıklarını dinlemeye hiç niyetim yok. Ayarsız. Azmi'le söyledim.